Özlem Gürsevinç, 1985 İzmir doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi ve Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. 2013 yılında Kastamonu Azdava ilçesine atandım. Azdava 75. yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görevime başladım. Okulumuz yatılı bölge ortaokulu olmasına rağmen merkezde yer almaktadır. Taşımalı öğrencilerimiz de var, gündüzlü öğrencilerimiz de var. Pansiyonda yatılı kalan öğrencilerimiz de var. 11 yıldır burada görev yapmaktayım. Buraya atandığım zaman basketbol takımı ile başarılar elde ettiklerini gördüm. Kurulu olan bir masa tenisi takımı vardı. Daha sonraki yıllarda okul sporlarında biraz inceleme yaptım. Hangi branşlar var, hangi branşlar bizim okulumuza daha yatkın. Onlar üzerinde araştırma yapıp öğrencilerimin de yeteneklerine göre onları branş branş kategorize etmeye çalıştım. Parkurlar kurdum, ders işlerken yeteneklerine göre baktım. Kendim de üniversitede futsal oynadığım için futsal branşında yoluma devam etmeye karar verdim. Çünkü Azdava'da hava şartları 4-5 ay kar yağışlı olduğu için futbola çok elverişli değildi. O yüzden futsala yöneldim. Öğrencilerimin de takım sporuyla başlatmak istedim. Çünkü takım sporlarında onların daha çok gelişeceğini düşündüm. Birbirlerine katkı sağlayarak, başarıya birbirleriyle ortak bir paydada birleşerekten. Okulumuz 140 öğrenciden oluşmaktadır. 79 tanesinin lisanslı öğrencimiz vardır değişik branşlarda. Bazı öğrencilerimizin 2-3 branşı var. Bazılarının tek branşı var. Elimizden geldiğince çocukları spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Buradaki çocuklar biraz merkeze uzak ve sosyallikten yoksun insanlar. Çocukların sosyalleşmesi için, kendilerine özgüvenlerinin gelişmesi için çeşitli branşlardan takım çıkartmaya önem verdim. Birlikte hareket etme olsun, bireysel olarak kendilerine güven sağlamaları olsun. Sporla beraber ders başarılarını da artacağını düşündüğüm için bu şekilde yön vermek istedim öğrencilerime. Antrenmanlarımızı hafta içi de yaptık. Hafta sonu kendimden çalışmalar koydum. 7 gün boyunca çalışmalar yapıyorduk. Futsal branşında yıllardır birçok derece kazandık. Bu branşta öğrencilerimden bazıları çok yetenekliydi. Bunların başında Yağız Kemal Kara öğrencim gelmektedir. Adım Yağız Kemal Kara. Kastamonu'ya bağlı Azdava ilçesinde yaşıyorum. Azdava 75. yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'nda okuyorum. Şu anda futsal ve bocce sporları ile ilgileniyorum. Benim zaten küçüklüğümden beri futbola bir ilgim, merakım vardı. Özlem Hoca'nın böyle bir spor yaptığını öğrendik. Bizi bu sporu almaya karar verdi. Futbola da benzediği için çok zorlanmadan yapabildim kolayca. Bocce sporuna da ilk önce buraya yine geldiğimde hoca bizi bir denemeye almıştı. Hoca beni fark etti. Baktık yeteneğim olduğunu, iyi atmaya başladığımı fark etti hoca. Ben de bu ilgiyle birlikte sporu sevdim ve bu spora başladım. Bu sene bocce'de işte Kastamonu'da birinci olduğumuz için bölgeye yükseldik. Ben daha önce böyle çok sporlara gitmiyordum ama gitmeye başladıkça sevmeye başladım. Bu sayede hem geziyorum, etrafı görmüş oluyorum, ülkemizi tanıyorum. Bence Özlem Hoca çok iyi yapıyor yani. Bize hem sporları tanıtıyor, sporları nasıl yapacağımızı gösteriyor. Hem de biz de bu sporları yaptıkça mutlu oluyoruz, eğleniyoruz. Vaktimizi en güzel şekilde değerlendirebiliyoruz. Ailem ilk başta bir ön yargısı vardı. Sporu yaparsam böyle derslerin düşer gibi bir ön yargısı vardı. Ama ben sporu yaptıkça başarılı olduğum için böyle. O yüzden spor yapmama onlar da destek verdiler. Spor sayesinde evet aslında planlamayı uydurabiliyorum kendime. Ona göre çalışınca daha özgüvenli oluyorum, azimli oluyorum mesela. Spor benim odaklanmamı sağlıyor derslerime. Böylece daha başarılı oluyorum. Gelecekte tabii ki spora devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü çok ilgim var, çok seviyorum. Mesela yapmayı, oynadıkça keyif alıyorum neredeyse. Böyle bir anda heyecanımı yapıyor. Bu spor azim veriyor bana, kararlılık veriyor. Yapamadığım bir iş yapmamı sağlıyor. Özgüven veriyor, kendime güvenmemi sağlıyor mesela. O yüzden ben spora devam etmeyi düşünüyorum. Daha sonra
dart takımı oluşturdum. Badminton takımı çıkardım. Yani öğrencilerim hangi branşta yetenekliyse o branşlara yöneldim. 2013 yılında Kastamonu birincisi olduk küçük kız takımımızla. Daha sonra gruplara Yozgat ilimize gittik. Orada da iyi bir dereceyle Türkiye finallerine katılmaya kazandık. Öğrencim Tuğba Ceylin Çakıldak kaptanlık yaptı takımımıza. Adım Tuğba Ceylin Çakıldak. 6. sınıfa gidiyorum. Kastamonu Ağzava ilçesinde yaşıyorum. Ağzava 75. yıl Cumhuriyet Zibo Ortaokulu'ndayım. Bu okula geldiğim zaman sporla tanıştım. Voleybol, futsal ve bocce ile tanıştım. Özlem öğretmenim her şeyi tanıştırdı bana. Bocce öğretmenimiz derste anlatmıştı kuralları, topları incelemiştik. Çok ağır geldi bana biraz böyle topları. Yapamam diye düşünmüştüm. İlk yaptığımız okulumuzun bahçesinde küçük bir alandı. Bocce sahamız yoktu. Orada çok kötü atıyordum aslında. Ama antrenmanlara giderek kendimi geliştirdim ve çok güzel atmaya başladım. Kastamonu ilinde birinci olduk. Grup müsabakalarına gittik. Yozgat'a gittik. İkinci olduğumuz için Türkiye finallerine gitmeye hak kazandık. Takım kaptanıydım. Orada arkadaşlarımı savundum. Orada topların yakalığına baktım. Yeni arkadaşlar gördüm orada. Biraz böyle konuştuk, tanıştık. Spora başlamadan önceki Ceylin'le spora başladıktan sonraki Ceylin arasında çok fark var. Bir kere özgüven kazandım. Sonra planlılık ve disiplinlik kazandım. Ve bunlar benim günlük hayatımda çok fazla işime yarıyor. Mesela derslerim düşecek diye korkuyordu ailem. Ama daha çok yükseldi. Bence spor yapmak derslere engel bir şey değil. Ders çalışmak da spora engel değil. İsmim Sevgi Çakıldak. 36 yaşındayım. İki çocuğum var. Ben küçükken voleybol oynuyordum. Çocuklarımın da voleybolda, bocce'de yetenekli olduğunu görünce onlara destek olmak istedim. İlk zamanlar yani böyle öğretmenimiz söylediğinde, Tuba'nın yetenekli olduğunu söylediğinde ben ilk zaman tereddütteydim. Ceylin spora başladıktan sonra kendine güveni geldi. Daha azimli oldu. Başarıların arttığını gördükçe daha memnun oluyorum, daha mutlu oluyorum. Özlem Hoca'nın bu yaptıklarının ben farkındayım. Küçük yerlerdeki çocuklar da büyük başarı kazanabilir, çabalıyor ve bunu bize yaşatmaya çalışıyor. Çocuklar onu bir anne olarak gördükleri için biz güvenerek gönderiyoruz. Ağzava küçük bir ilçe. Çocuklarımız kendini yarışmalarla göstermeye çalışıyor. Ve Türkiye'de ikinci olduk. Ve bu okulumuz adına da biz Ağzava olarak da gurur verici. Azdavay'daki velilerimiz spora ilk başlarda kız çocuğu top oynar mı diye birazcık öyle ön yargılar vardı. Ben bunları da elimden geldiğince kırmaya çalıştım. Velimi sürekli arayarak ikna etmeye çalıştım. Sonra tabii ki de bu çabalarım güzel sonuçlar verdi. Bireysel sporlara da bir yönelimde bulunmak istedim. Derslerimde çocukların yeteneklerine göre bilek güreşi branşına yönelmeye çalıştım. Müdürüme masa aldırttım, bilek güreşi masası. Yetenek taraması yaptım. Yetenekli öğrencilerimi Kastamonu'ya götürdüm. Turnuvalara katıldık. Meyvelerini bu yıl toplamaya başladık. Elif Ecrin küçük öğrencim. Sağ kol Türkiye ikincisi, sol kol Türkiye üçüncüsü derecesi aldı. Küçük bilek güreşi kız kategorisinde. Kübra Pir öğrencimiz yıldız kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu sol kol branşında. Adım Kübra, soyadım Pir. Kastamonu doğumluyum. Kastamonu Ağzavay Kırcalar Köyü'nde yaşıyorum. 8. sınıfa gidiyorum. Okulum 75. yıl Cumhuriyet Ağzavay ilçesinde.
6. sınıfta bilek güreşine başladım. İlk önce kız arkadaşlarımla yapmıştım. Onların hepsini yendiğimde erkek arkadaşlarla yarışmaya çıkmıştım. Onların da çoğunu yendim. İlk önce ile Kastamonu'ya yarışmaya çıktım. Ve ilk sene sağ sol dördüncüsü olmuştum ve hani yenildiğim için üzülmüştüm. Ve bir dahaki sene gidecektim. Daha çok hırsa gelmiştim, daha çok çalıştım. Servise gidip geliyorum. Kurslara kalamıyordum mesela. O yüzden hani hocamın yardımlarıyla okuldan getirdiğim dambılarla burada genellikle antrenmanlarımı falan tamamlıyorum. Dağda çalışmamız, odunları kaldırıp indirmem veyahut da köydeki diğer işler, odunları kırmak, ineklere bakmak, saman, ot taşımak falan, onlar da yardımcı oluyor. İlk önce ile gittim. İlde Kastamonu'da sağ ve sol kol birincisi oldum ve gruplara çıkmaya hak kazandım. Düzce'ye gittik. Düzce'de derece yine yaptım ve orada hani gezdim, çok güzeldi hani ve normalde gidemeyeceğim bir yerde. Orada birincilik yaptım ve Ankara'da düzenlendi Türkiye finalleri. Türkiye finallerinde de Türkiye üçüncüsü oldum. Yani ben bu kadar ilerleyebileceğimi düşünmüyordum açıkçası. İlk önce hani gittiğimde baktım hani bir yeteneğim sahibim. O yüzden ilerletmeye çalıştım. Hele hele derece yaptığında duyguları çok değişiyor. Kendine gururlanıyorsun. Kendine güvenin artıyor. Aslında bilek güreşine başlamadan spor lisesine gitme gibi bir hani planlarım yoktu. Ki bilek güreşine başlayınca daha çok böyle hani spora yeteneklerimi böyle düşündüm. O yüzden spor lisesi kazanmayı düşünüyorum aslında. Sonrasında BESYO okuyup beden eğitimi öğretmenliğini düşünüyorum mesela. Hayatımda beden eğitimi öğretmenimin çok büyük önemi olduğu için ben de öğrencilerime özveriyle yaklaşmaya çalışıyorum. Onların iyi yerlere gelmesi için elimden gelen çabayı sarf ediyorum. Spor lisesine birçok öğrencimizi yerleştirdik. Karabük Ovacık Spor Lisesi, Bolu Spor Lisesi. Zaten bir de bizim okulumuz spora çok, öğrencilerimiz çok yatkın, çok seviyorlar sporu. Çocuklar da yani yaptığımız şeyin farkındalar. Azdavay'da görev yaptım 11 yıl boyunca. Basketbol, voleybol, futsal, bilek güreşi, masa tenisi, bocce, dart, badminton gibi 7 branşta öğrencilerimi turnuvaya götürdüm. Hepsinde de başarılar elde ettik. Bazen edemedik, geri döndük, tekrar denedik. Ben onları sadece spor yapmaya götürmüyorum. Azdavay dışına çıkmalarının da onların gelişimlerine katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Özgüven becerisi artma, işte kendi hakkını savunma, kaybetme ve kazanma duygusunu kazandıklarını gördüm. Öğrencilerimin birbirleriyle olan ilişkileri de sporla beraber gelişti. Birlikte hareket etme, birlikte mücadele etme, birlikte başarma duygusu elde ettiler. Ben bütün hayatım boyunca çok hırslı bir çocukluk dönemi geçirdim. Arkadaşlarım da bana her zaman ya da işte velilerim de "Hocam yorulmuyor musun? Niye bu kadar çok branştan takım çıkartıyorsun?" dediklerinde her şey çocuklar için. Yani ben kendi hırsımı da çocuklara aşılayıp onların da hayatta başarıları olması için elimden geldiğince mücadele ettim her konuda. Ömrüm yettiği sürece de çalışmaya devam edeceğim inşallah.